Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sahneye birkaç tane bank oluşturmak istiyorum. Shift ve A'ya basıp yeni bir tane küp oluşturdum. 3D cursor'ın üzerine geldi tabii ki. Şöyle objemin üzerine zoomluyorum. Hatta şöyle bir ipucu vereyim size. Bunu tabii önce şöyle yerleştirelim bir. Obje bu durumdayken numpad'in üst kısmında slash işareti var arkadaşlar. Numlock'un yanında benim klavyemde. Bu seçeneğe tıkladığınızda bakın yine numpad slash olarak yazdı. Objemi lokal görünümü almış oluyorum. Böylece objem üzerinde rahatça çalışabiliyorum. Tekrar buna bastığımda bu görünümden çıkıyorum. Bu da benim çalışmamı çok kolaylaştıran özelliklerden bir tanesi. Eğer bu kısayol sizde çalışmazsa yine şuradaki view kısmından local view'u açıp toggle local view seçeneğine tıklayarak aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Tekrar buradan çıkabiliriz. Burada şimdi böyle çalışmayacağım. Önce bir şeklini verelim objemize. Z eksenini biraz küçülttüm. X eksenini de şöyle büyütelim. Bu bizim bankımız olacak. Biraz şöyle büyütebiliriz sanırım. Güzel oldu, evet. Boyutu iyi bence. Ctrl R ile iki tane loop cut attım. Bu loop cutlarımı da şuradaki loop cut seçeneğine basılı tutup offset edge loop cut yapacağım. Şöyle basılı tutup bunu dışarı doğru çektiğimde bakın böyle bir görüntü oluşmuş oldu. Bu seçeneğimden çıkıyorum. Ortadaki loop cutları seçerek şöyle bir S diyerek bunu küçülteceğim biraz. Şu şekilde bırakıp biraz da Z eksenini de küçültelim. Böyle bir görüntümüz olsun. Şuradaki gölgeyi kapatabiliriz artık sanırım. Bunun altına birkaç tane ayak ekleyeceğiz. 3D cursor'ımı şöyle şu kısma taşıdım. Shift ve A'ya basarak küpümü orada oluşturdum. S'ye basıp bunu küçültüyorum. Objemi zoomladım. Bakın böyle hızlıca çalışmış oluyoruz 3D cursor'ı da kullanarak. Bunu şöyle Z ekseninde çoğaltıyorum yine. Burası zeminin altında kalacağı için X'e basıp bu yüzeyi sileceğim arkadaşlar. Boyutu nasıl oldu bir bakalım. Ara ara projemizi böyle kontrol ederek istediğimiz görüntüyü yakalayana kadar devam edeceğiz. Şimdi burada üstten görünüme gelip objemizi çoğaltabiliriz artık. X-ray görünümünü de açalım. Tabii şuradan snapping'i de increment modunu açarsak düzgün bir şekilde bunu buraya getirebiliriz. Şu şekilde objemi çoğaltıyorum. Bu sefer yine ikisini seçip şöyle bunu da iptal edeceğim. Shift ve D ile tekrar Y eksenini de getirdim. X-ray görünümünden de çıkabiliriz artık. Bankımız hazır burada. Biraz da şunları X ekseninde taşıyalım snapping'i kapatıp. İçeri doğru. Şuna da aynı şeyi yapacağım. Şimdi Shift'e basılı tutarak tüm objeleri seçip Ctrl ve J ile Join işlemi yapacağım. Sağ tıklayıp Set Origin, Origin to Geometry diyeceğim. Merkeze almış oldum bunun pivot noktasını. Şimdi bankamızı yine üstten görünüme geçerek Snapping'i de açıp şöyle yerleştirelim. Alt ve D ile bunu çoğaltıyorum. X ekseninde aynı yere yerleştirdim. Direkt snapping ile de yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Hani burada mirror modifier kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Snapping ile de benzer işlemler yapılabiliyor çoğunlukla. Bu sefer şu objelerden bir tanesini seçip Alt ve D ile bunu çoğalttım. R 90 yazıyorum. 90 derece bunu döndürdüm. Ne olmuş oldu? Burada bizim 12 tane bankımız var. Ama bu banklarımızın hepsi birbirine bağlı olduğu için tek bir mesh datanın içerisinde tutuluyor. Hemen kontrol edelim şuradan. Bakın küp 002'ymiş bunun adı. Şunun adı neymiş? Bununki de aynı. Yani biz burada hafızada boşa yer kaplamamış oluyoruz. Böylelikle daha güzel bir proje ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Şöyle bir göz kararı yine bakalım. Bir sıkıntı var mı diye. Şurayı x eksenine biraz içeri aldım. Burası gayet iyi oldu bence. Şurayı da biraz küçültmemiz gerekecek aslında. Burada yüzey modunda şuradaki kısmı L'ye basıp seçiyorum. Üstten görünüme geçip bunu birazcık X ekseninde şöyle daraltabiliriz. Burası da tamamdır. Şunu da biraz inceltmek istiyorum arkadaşlar. Çok kalın durdu bu. Sahamız böyle yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şu banklar da çok uzak durdu birbirine. Yine snapping'i açarak şöyle bir tık yakınlaştıracağım. Şimdi buraya bir tane de hani voleybol sahasının içinde topların dizildiği bir şey vardır. Nesnenin ismini unuttum. Ya toplar duracak onun içinde. Shift ve A'ya basıp bir tane öyle bir görüntü oluşturalım. Bunu tabii şuraya getirmek istiyorum. Şimdi şöyle biraz Y ekseninde genişleteceğim bunu. Snapping'imi kapatabilirim artık. X-ray'i açtım. Şuraya yerleştirdim. Şimdi bu objeye birkaç tane loop cut atacağım. Şöyle X ekseninde bunu dışarı doğru çektim. Y ekseninde de iki tane atıyorum. Böyle bir görüntü elde ettim. Bunu şöyle Z ekseninde küçültüyorum. Olabildiğince. X-ray görünümünden çıktım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şuradaki iki yüzeyi seçip yine X-ray modundayım. Alttaki yüzeyi de seçmiş oluyorum. Sağ tıklayıp Bridge Faces dersem bunlar arasında bir köprü oluşturmamı sağlıyordu hatırlarsanız. Böyle bir objeyi elde etmiş olduk kolayca. Buna tekrar lokal görünüme geçebiliriz aslında. Zorlandığımız yerlerde. Buradan çıkıyorum. E'ye basıp aşağı doğru extrude edeceğim. Biraz da bunu yukarı alalım.
Biraz uzun bir obje olsun. Bu şöyle küçültebiliriz bunu artık. Tekrar burada X'e basıp Faces diyerek buradaki yüzeyleri de sildim. Yukarı doğru bunu devam ettirelim şimdi. E'ye basıp Extrude ettim. S ve X'e basıp X eksenini de biraz daraltıyorum. Biraz da yukarı çıkarıyorum. Şimdi bu durumda tekrar yukarı Extrude işlemi yapıyorum. Böyle bir görüntü oluşturdum. Burada artık şu yüzeyleri birleştirebiliriz. Sağ tıklayıp yine Bridge Faces dediğimde buralar arasında köprü oluşturuyordu. Burası tamamdır. Aslında şöyle bir şey yapabilir miyiz? Kenarları birkaç değişiklikle şöyle. Aslında daha güzel bir görüntüye ulaştırabiliriz. Böyle olmuş oldu. Burada şimdi şu üst kısımları da artık birleştirebiliriz. Yüzey kısmını açtım. Sağ tıklayıp Bridge Faces diyerek bunları birleştiriyorum. Böyle bir görüntümüz olmuş oldu. Son olarak şuraya da birer loop cut atıp aynı işlemi burası için de yapalım. Ama şöyle olsun bu. Buradaki loopları şimdi seçip yukarı doğru Proportional Editing'i açarak biraz taşıyacağım. Editimi biraz küçültüyorum şöyle. Bakın böyle bir görüntü olmuş oldu. Toplarımızı şuraya dizeceğiz gibi düşünün. Hatta topların tabii dizilebilmesi için buraya yine birkaç tane loop cut atmamız gerekiyor. X ekseninde bunu küçülteceğim ama önce Bounding Box Center'a çekmem gerekiyor. Aynı şeyi şurası için de yapıyorum. Burada da yine yüzeyleri seçip sağ tıklayıp Bridge Faces diyerek birleştirdim. Toplarımızı şöyle dizeceğiz arkadaşlar. Son olarak burada şuradaki çit modeline bir işlem yapalım. Shift ve A'ya basıp bir tane silindir ekliyorum. Çok fazla poligonun olmasına gerek yok. Şöyle 12 poligon yeterli olacaktır. Zaten low poly çalışıyoruz. 7'ye basıp üstten görünüme geçtim. Bunu şöyle iyice incelteceğim. Z ekseninde yükseltiyorum biraz. Hatta bunu direkt şöyle en başa alalım. Array Modifier kullanarak çoğaltabiliriz. 7'ye bastım tekrar. X-Ray modunu açtım. Tam objemin üzerine gelsin istiyorum. Şöyle birkaç tane. Şuradan tekrar Extrude Along Normals'ı açalım. Bunu da yukarı doğru. Şimdi buna Ctrl B ile bir tane bevel verelim. Bakın burada bevel'ımda biraz problem var. Bu obje üzerinde Ctrl A'ya basıp rotasyon ve scale'i uygulamak istiyorum ki daha düzgün bir bevel işlemi elde edeyim. Ctrl B'ye bastım. Bu sefer biraz daha düzgün bir bevel işlemi yapmamı sağladı. Bir tane de şöyle katman verdim. Böyle bir görüntü elde etmiş oldum. Şu loop'u da birazcık aşağı indirelim ki şu iki loop'u burası biraz net görünsün. Tamamdır. Şimdi bunu artık Array Modifier ekleyerek çoğaltalım. X'i yine 0'a çektim. Y'yi de 22 yapalım. Fazla oldu bu sefer. Shift'e ve şuraya birlikte basılı tutarak hassas bir ölçüm yapıyorum. Tam buraya getirmiş oldum. Bunu şimdi çoğaltacağız. Bu şekilde gelmiş oldu. Yine burada 3D cursor'ımı buraya aldım. Şu objeleri de karşıya geçirmek istiyorum birebir. Burada yine bir aynalama işlemi yapacağız aynı şekilde. Tam karşıya gelmiş oldu. Tekrar Alt ve D ile bunu çoğaltalım. Sağ tıkladım. 7'ye basıp üstten görünüme geçiyorum. R90 yazıyorum. Tam şöyle. İstediğimiz yere yerleştirelim bunu. Burada aslında Array Modifier'ı kaldırıp objemi yerleştirdikten sonra tekrar Array ekleyebiliriz. Hızlıca bu işlemleri de yapıyorum. Array'imi biraz artırdım. 3 yapalım bunda. X'i 0'a çekip Y eksenini şöyle biraz artıracağım. Yine göz kararı üstten görünüme geçip tam uyuyor mu diye bakacağız. Bunu da halletmiş oldum. Buna da yine bir aynalama yapıp dersimizi sonlandıralım. Şimdi aslında biz bunu Alt ve D ile çoğalttık ama bu bizim için bir probleme yol açtı. Bunu çözmeyi de öğrenmiş olalım. Hani verileri bağlıyorduk ya Alt ve D ile. Biz bu verileri istersek çözebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Şuradaki obje özelliklerine tıklarsam burada 3 yazısını göreceksiniz. Yani buradaki silindir objesi 3 farklı yerle bağlantı kuruyormuş. Ben bunu bu seçeneğe tıklayıp iptal edebiliyorum. Artık bu bağımsız oldu. Yani Shift ve D ile çoğaltmış gibi. Bunu artık yeni bir mesh datanın içerisinde tutuyoruz. Bunu da yine Alt ve D ile çoğaltıp sağ tıklayıp yine aynalamamı yapabilirim. Burayı da halletmiş olduk. Şunu da biraz küçültelim aslında. Biraz fazla büyük kaçtı sanırım. Tahminen aslında böyle iyi oldu. Z eksenini şöyle biraz uzattım. X eksenini de daraltalım. Daha böyle ince dursun. Yavaş yavaş sahamız şekillenmeye başladı arkadaşlar. Sonraki dersimizde de artık sokak lambalarını ve diğer detayları modellemeye başlayabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.